Kız çocuklarını mirastan men etmeye çalışmak, tabii Seher Hanım'ın sorusu üzerinden geldiği için onun için söylemiyorum ama toplumda böyle bir şey var. Kız çocukları mirastan bir şekilde men edilmeye çalışıyor. Ya hakları verilmiyor, ya gasp ediliyor, ya daha az verilmeye çalışılıyor. Şimdi de ben hakkı böyle bir dolambaçlı yol seçtikleri için imzayı vermedim. Bu sefer de bana gönül koydular dedi. Şimdi bu yüzden gönül koymalarında haklı olmaz o kardeşlerimiz. Yani biz tabii burada mahkeme değiliz. Yani. Dinin emrini söylüyoruz. Yani sonuç itibariyle dinin emrini söylüyoruz. Şimdi kişi bir insan vefat edince öncelikli olarak bıraktığı miras borçlarına verilir. Yani kulakları varsa veya işte oruç borcu falan varsa bunlar verilir. İkinci olarak vasiyeti varsa vasiyetleri yerine getirilir. Ondan sonra sıra mirasçılara intikal eder, mirasını taksim ederler. Yani diyelim ki kızlar var, erkekler var, hanımı var. Bunların ne kadar alacağını, mirastan hisselerinin neler olacağını Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bizzat kendisi ortaya koyuyor. Hazreti Peygamber'in içtihadına bile bırakmıyor. Bu bakımdan yani 30 sene mesela diyelim ki bir insan vefat etmiş 30 senedir kardeşleri onun hakkını vermiyorlarsa kusura bakmasınlar bu İslam'a Kur'an'ın ahkamına uygun bir davranış değildir. Bu tamamen kul hakkıdır. O kardeşlerinin gönlünü alırlar. Anadolu'da vardır. Araziler bölünmesin diye kız kardeşler, erkek kardeşler bir araya gelirler, bir değer korlar ona. Karşılıklı rıza ile birbirlerine bağışlayabilirler. Ama böyle olmadığı sürece şu veya bu şekilde onun malını işte bunlar erkektir. Bir de şey vardır Anadolu'da hani bunlar babasının ocağını tüttürecekler gibi bilmem ne böyle dine de çok uymayan davranışlarla Allah'ın koyduğu, verdiği hisseleri vermemek, onların en hafif ibaresiyle o kardeşlerinin hakkını gasp etmektir. Allah muhafaza. Bu bakımdan Efendimiz buyuruyor, kıyamet günü kardeş kardeşten, baba evlattan, evlat babadan kaçacak. Niye? İşte bundan bu haklar işte, değil hakkını isteyecek.